Metin, bulacak mı fotoğrafta? Adam sana bir şey mi? Ya baba gidecek. Görüyor musun? Ulan nereden sana selam verdin değil mi? Bana salla lan. Evet. Tamam mı? Evet. Merhabalar Görkem Bey, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Motora dolaşma eşliğinde sanırım. Evet, bugün hava güzeldi. Son zamanlarda biraz kötüydü. Bugün böyle havayı iyi yakalayınca dedim şöyle bir keyif yapayım. Son turlarımız zaten. Belki son birkaç gün daha bineceğiz. Sonra hava şartlarından dolayı binemeyebiliriz. En büyük tutkunuz mu yoksa? Keyif alıyorum tabii canım. Motor keyifli. Hem İstanbul trafiğinde de çok işimizi kolaylaştırıyor. Hem yakıt olarak, hem trafik olarak, hem park derdi falan yok. Keyifli tabii. Motoru çaldırmıştınız Görkem Bey. Evet, onu bulamadınız değil onu mi? Onu bulamadık. Onu çaldırdık. Adana'ya gitmiştir abi. Olabilir. Adana'ya gitse haberimiz olurdu ama. O sürat motoruydu zaten. Peki bu motor için önlemler aldınız mı? Aldık tabii. Ne gibi önlemler aldınız? Kilit aldık. 3 tane kurt var başında. Alman kurdu falan. Kilitli ya, evet. Kilitli. Ne yapıyorsunuz peki? Çoluk çocuk nasıl? Keyif İyi, çok nasıl? Güzel. Şahane vakit geçiriyoruz işte. Oğlumuz bir yaşında daha da büyüyor. Maşallah. Evet, daha da büyüyor. Zaman sular seller gibi geçiyor. Çok keyifli. Onunla beraber büyüyoruz. Neler değişiyor onunla beraber büyüyorken peki? Ya müthiş derecede bir kere olgunlaşıyorsun baba olarak. Mesut Bey daha iyi bilir, iki tane var orada. Tabii yeni yeni şeyler keşfediyorum ben de onunla. O keşfettikçe de ben mutlu oluyorum. Ben de çocukluğuma iniyorum. Onunla beraber çocukluğumu yaşıyorum. İnanılmaz keyifli zamanlar geçiriyoruz ya. Allah her isteğine nasip etsin. Çok keyifli, çok güzel bir şey yani. Tabii çok ciddi bir sorumluluk yani. Çok ciddi bir sorumluluk. Yani yanlış bir kelime etmeyeyim ama herkes herhalde anne baba olmamalı mı diyeyim, yani olurken dikkat mi etmeli diyeyim. Çünkü o sorumluluğu almak zor. Ama dünyanın en keyifli duygusu tabii, hiç tatmadığım bir duygu. Nasıl bir çocuk peki, çok yaramaz mı? Yani yok, çok akıllı uslu mu yoksa? Yeri geliyor yaramazlık yapıyor tabii. Akıllı olduğu yerler de var ama öyle çok da böyle bizi üzen bir çocuk değil yani. İnşallah. Evet, evet. Kime benziyor yani, eşinizle konuşmuşuz tabii. Mi, onu mu? İşte biraz ona, biraz bana. 50-50. Yani he. İkincilere benzetiyorlar mı? Benzetiyorlar tabii canım. Şu üst göz, burun üstü falan, gözü falan benden almış gibi. Aşağı taraf anneden. Annesi köyün en güzel kızı, babası da fena değil. Allah bağışlasın, Allah razı olsun, büyüsün. Çok teşekkür ederim. Ekranlara dönecek misiniz? Dönüyorum, evet. Yeni projeyle anlaştım zaten. Biraz haberleri çıktı belki, bilmiyorum, haberiniz vardır. Evet. Yeni bir işte başlıyorum. İnşallah 10-15 gün içerisinde sete çıkacağız. Hayırlısı olsun diyelim. Peki nasıl bir proje geliyor? Nasıl bir karakterde izleyeceğiz sizi? Şimdi o konu hakkında çok bilgi veremiyor olabilirim. Çünkü yani tam da bak hararet yaptı, görüyor musun? Çok fazla gitmeyince diyor ki git diyor, bas diyor. Çok da bilgi veremiyorum şu an. Biraz daha olaylar tam rayına otursun. Kadrodan bahsedebiliyor musunuz peki? Yok, kadrodan da bahsedemiyorum. Yani şu an zaten sosyal medyada çıkan bazı şeyler var. Oradan ne görüyorsan. İşte İlayda Alişan olacak. Evet, evet, evet. Berabersiniz. Evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı ya, inşallah. İnşallah. Söyle. Var mı abi? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ne demek? Sağ olun. Olduğunuza sağlık Görkem Bey. Kapattıysanız. Abi de geçerken dedim, biz beraber Cennet Park'ta, Bodrum'da, Elias'ın babası. Merhaba ustacım, nasılsın, iyi misin? Ben burada göreceğimi hiç inanmam. Evet, evet, evet. Çok selamlar çocuğa. Tamam. Ya tatil yapıyorduk konuda, onunla olmayabilirim. Şöyle bak. Görüyor musun? İyi abi. Nasıl tam ne zaman karşılaştık? Söyle o zaman. Söyle. Nişantaşı'nda karşılaştık. Yok. Nerede? Bir adı tövbe var. Nerede karşılaştık? Yeniköy'de falan karşılaştık.